Efendim merhabalar. Bugün günün raporuyla değil, Dünya Su Günü Zirvesi özel yayınıyla karşınızdayız. Dün de hatırlatmıştım biliyorsunuz. Bugün 22 Mart Dünya Su Günü ilan edildi. Bundan yıllar önce Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen, 1993 yılında ilan edilen Dünya Su Günü'nü bugün bir kez daha kutluyoruz demek istiyoruz ama şu an ve birazdan fotoğrafını çekeceğiz durumda aslında pek de kutlama yapılacak bir detay yok gibi gözüküyor. Çünkü hem bilinçlenmek hem farkında olmak açısından yapmamız gereken çok şey var. Tarımsal sulamayı konuşacağız, sulak alanlarımızın kaybını konuşacağız. Bunun yanı sıra bilinçlenmek ve farkında olmak için neler yapmalıyız? Üretici tarafında, çiftçi tarafında neler yapılması gerekmekte? Tüketiciler olarak bizlerin üzerine düşen görevler neler? Hemen bunları konuşacağız. Yaklaşık 20 dakika boyunca çok önemli konuklarımız var. Kesintisiz gideceğiz ve saat 13'e kadar burada Agro TV ekranlarında Dünya Su Günü Zirvesi özel yayınıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bu bölümümün önemli bir konuğu var. Su Politikaları Derneği Başkanı ve eski Devlet Su İşleri Yöneticisi Dursun Yıldız şu anda canlı yayında karşımızda. Kendisi Dünya Su Günü Zirvesi'nde programımıza konuk olmakta. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. 22 Mart Dünya Su Günü'nü bugün kutluyoruz. Aslında kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı Türkiye açısından birazdan irdelemek istiyoruz. Size yönelteceğim sorularla biraz durumun fotoğrafını çekmek manasında sizin önemli ve değerli bilgilerinize bilinçlenmek ve farkında olmak için aslında sizin vereceğiniz bilgilere ihtiyacımız var. Dünya Su Günü 93 yılında ilan edildi dedik. 2021 yılının teması da suyun değeri olarak belirlenmişti. Suyun değerinden yola çıkacak olursak su gerçekten değerli ama şimdi Türkiye'yi bir değerlendirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye su fakiri bir ülke aslında. Etrafı denizlerle çevrili olmasına rağmen oraya doğru gidiyor. Rakamlar bunu gösteriyor. Birazdan ben de değineceğim rakamlara. Özellikle şunu söylemek istiyorum size söz vermeden önce. Yerkürenin 1/4'ü evet sularla kaplı ama kullanılabilir su miktarımız %2,5. İçilebilir su miktarımız %1'den daha az. Günümüzde 2,2 milyar insan da suya maalesef erişemiyor. Türkiye'deki rakamlar çok önemli ki Türkiye'yi konuşacağımız için kişi başına düşen su miktarı 2020 yılında 1346 metreküpmüş. Yeni Türkiye yani Türkiye su zengini değil aslında su fakiri diyebiliyoruz. Bu değerin 2050 yılında uzmanların da öngörüsüyle 1120 metreküpe düşmesi bekleniyor. Durum bu, tahminler bu yönde. Türkiye'nin şu anki durumu ne? Sizin değerlendirmenizi istiyoruz. Fotoğrafını çekecek olursak şu anda su konusunda, su tasarrufu konusunda, su kaynaklarının, sulak alanların kaybedilmesi konusunda neredeyiz ve nereden nereye geldik? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Dünya Su Günü esas itibariyle bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla her yıl farklı bir temayla kullanılan bir farkındalık arttırma günü. Türkiye'ye gelelim. Dünyadaki durumu açıkladınız. Türkiye bu konuda çok böyle rahat edeceğimiz bir ülke değil su yönetimi açısından. Evet. Yapmamız gereken ödevlerimiz var. Evet. Bu ödevlerden öncelikli olanı iklim değişikliğine karşı su kaynaklarımızın korunması, ikincisi yasal yönetmeliksel eksikliklerimizin tamamlanması, üçüncüsü suyu beraber yöneteceğimiz kurum ve kuruluşların kurumsal altyapısının güçlenmesi. Evet. Bunlardan kastım şu. Suyu tek başınıza yönetemez. Yani masa başı kararlarla su yönetilmez. Neye ihtiyacımız var? Paydaşlara ihtiyacımız var. Bu paydaşlar işte evde sizsiniz, tarım alanında sulama kooperatifleri, sulama birlikleri ve sanayi alanında da sanayiciler. Evet. Burada bir bilincin oluşması gerekiyor. Bu bilinç esas itibariyle sadece tasarrufa yönelik bir bilinç değil. Yıllardır üstünde duruyoruz. Suyu daha verimli kullanmaya yönelik bir bilinç.
Yani aslında su yönetiminden bahsediyoruz değil mi? Suyun yönetilebilir bir kavram olmasından yola çıkarak siz bu bilgileri veriyorsunuz. Gayet suyu da yönetebilmeliyiz. Ama Türkiye'nin politikaları açısından değerlendirecek olursak su yönetimi konusunda nasıl bir yol aldık acaba şu an geldiğimiz noktada? Yarı kurak bir iklim koşulunda olan bir ülkeyiz. Sonuçta iklim değişikliği etkisinin özellikle güneyde, Akdeniz bandında, o şeritte Türkiye'yi çok büyük oranda etkileyeceğini bütün uzmanlar söylüyorlar. Peki buna karşı ne yapıyoruz? Şöyle, 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de su konusunda yavaş yavaş da olsa yeni bir takım bilinçlenme çalışmaları ve bazı konuların ele alınarak çözülme amaçları uğruna yapılan çalışmalar arttı. Evet. 2010 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruldu. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Türkiye'yi havza ölçeğinde planlamalar yapma konusunda ele aldı ve bu planların havza ölçeğinde çoğu tamamlandı. Evet. Yani bu arada ulusal su raporumuzu yayınladık. Şimdi yapılması gereken şuralar yapıyoruz. O şuraların sonuç bildirilerini yayınlıyoruz. Geçenlerde İklim Şurası Konya'da, daha önce yine Ankara'da Su Şurası yapıldı. Şimdi ne bekliyoruz? Şunu bekliyoruz. Bütün bu raporlu yayınlanan havza koruma raporu, havza yönetim raporu, iklim değişikliklerine karşı önlemler raporu, şunu bekliyoruz, artık uygulamaya geçmeyi bekliyoruz. Onun için de su yasası, mecliste su yasasının çıkması, bugüne kadar yapılan bu bütün çalışmaların yasal çerçeve içerisinde kurumsal yapıya kavuşarak uygulamaya aktarılması anlamına gelecek. Evet, su yasası dediğiniz, hemen araya girip sormak istiyorum. Başlıca ve bizim özellikle önemsememiz gereken, evet çok maddesi vardır muhakkak ama su yasasının belli başlı maddeleri nelerdir? Kamuoyunun bilgilenmesi açısından sormak istiyorum. Neler var bu yasada? Yani su yasasında şöyle, suyla ilgili büyük oranda biz geçmişten itibaren suyu nasıl kullanacağımız konusunda çok önemli bir takım deneyimler elde ettik. Ancak işte çevre boyutunu işin içerisine koyacağız tabii ki. Çevre hassasiyetinin artması gerekiyor. Su yasasında bu öne çıkıyor. Suyun hukuki boyutu öne çıkıyor. Hukuki olarak su tekrar ele alınıyor ve tanımlanıyor suyun sahipliği. Onun dışında yeni kurumsal yapılar öne çıkıyor. Mesela havza ölçeğinde suyu yöneteceğiz diyoruz. Evet. Havza ölçeğinde hangi kurumsal yapılarla suyu yöneteceğiz? O öne çıkıyor. Mesela onlara yasal çerçeve getiriliyor. Ve işte bütün bunlar 30 maddelik bir su yasasının ana unsurlarını oluşturuyor. Evet. Peki tüm bunlardan sonra ortaya çıkacak olan durum bu yasanın hızla Türkiye'ye uygulanabileceğini bize gösteriyor mu? O konuda konuşalım. Evet. İşte orada biraz sıkıntılarımız olacak gibi geliyor. Çünkü havza ölçeğinde bir yapılanma oluşturmak ve bu kurumsal yapıyı oluşturup da artık uygulamalarımızı il ölçeğinden havza ölçeğine taşımak biraz zaman alacak. Şimdi onun hazırlıklarına ihtiyaç var. Evet, biz uzun zamandır Su Politikaları Derneği olarak bu hazırlıkların yapılması gerektiğinden söz ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz yasa çıkarmak sorunların tümüyle çözümü anlamına gelmiyor. Evet, kesinlikle katılıyoruz. Bunu fiiliyata dökmek önemli. Biraz önce siz de değindiniz. Dolayısıyla bu yasanın uygulanabilir hale getirilmesi için koordineli bir çalışmaya ihtiyaç olduğu ortada. Şunu sormak istiyorum. Şimdi sulak alan kayıpları ile ilgili de konuşmak isteriz. Mesela benim notlarımda sulak alan kaybının başlıca sebeplerinden bir tanesi olarak tarımsal sulama gösterilmekte. Tatlı suyun %73'ünü biz bu amaçla kullanmaktaymışız Türkiye olarak. Özellikle bir de tarımsal sulama dediğimiz zaman... Şimdi
Şimdi iklim krizini konuşuyoruz bir taraftan, evet buharlaşmayı konuşuyoruz iklim krizinin etkilerinden bir tanesi olarak. Bir taraftan da özellikle tarımda kullanılan bir geleneksel yöntem var. Geleneksel sulama yöntemi. Bunlardan da vazgeçilmesi gerekiyor değil mi? Hala kullanılmaya devam edildiğini biliyoruz. Mesela yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerinden sıkça bahsediyoruz ama bunların da bazıları yine üreticiler ve çiftçiler tarafından maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle mesela hayata geçirilememesinden bahisle tartışılmaya devam edilmekte. Bu açıdan neler söylersiniz? Sulak alanların kaybında ve tarımsal sulamada acaba neler yapmalıyız? Şimdi tarımsal sulama neden önemli? Siz de söylediniz. Suyun %70'i hatta ondan daha fazlası tarımsal sulamada kullanılıyor. Sadece suyu fazla kullanmak açısından değil, eğer bilinçsiz kullanırsanız toprağı da verimlilikten uzaklaştırıyorsunuz. O açıdan önemli. Evet. Yani su zaten özellikle Türkiye'de bölgesel olarak kısıtlı bir kaynak. Onu çok daha verimli kullanmamız lazım ve suyu verimli kullanarak hem rekolteyi arttırabilmek, hem verimi artık toprakta ürün verimini arttırabilmek, hem de toprağı koruyabilmek imkanınız var. Peki niye yapamıyoruz bunu? Yani burada Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Şimdi bunu tek başınıza yapamazsınız. Yani konuşmamın başında söyledim. Şimdi bizi izleyenler de mutlaka bu konuyla ilgili olanlar hak vereceklerdir. Konuyu yapabilecek, birlikte çözebilecek partnerlere ihtiyacınız var. İşte adını veriyorum ya, sulama kooperatifleridir, sulama birlikleridir. Bütün bunlarla birlikte bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor. Aslında önemli adımlar da atılıyor bakın. Yani özellikle modern sulamaya geçiş için bankalar uzun vadeli ve düşük faizli krediler veriyorlar. Evet. Yani bunların çiftçilerimiz tarafından kullanılıp uygulanabilmesi mümkün. Ama işte burada, tam da burada mutlaka ele alınması gereken başka bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Konuyu bütüncül ele almak zorundayız. Evet. Pınar Hanım. Yani neden bütüncül? Ne demek bütüncül? Yani bugün çiftçinin üretim verimliliğinin arttırılması sadece ona suyun sağlanmasıyla olabilecek bir iş değil. Aynı zamanda ektiği ürünün, tarım girdilerinin, ürünün pazara iletilebilmesinin, ürünün değerinin kendisinin harcadığından daha fazla olmasının, evet, yani tarım politikalarının su politikalarıyla bütünleşik bir şekilde yürümesi lazım. Onun dışında diğer taraftan enerji politikalarıyla da aynı şekilde. Şimdi biz burada çiftçilerimize sadece tarım altyapısında biz size suyu daha uygun fiyata verelim dediğimiz zaman bütün sorunlar çözülmüyor. Aslında bu şöyle değil mi Dursun Bey? Yani aslında çiftçiye bu mesajı vermek sadece balık tutup vermek gibi. Hani derler ya, balık tutmayı öğretmek önemli diye. Aslında bu benim aklıma geldi, hemen bunu söylemek istiyorum. Aslında yol, yöntem, kısa vadeli çözüm de diyebiliriz belki buna. Belki bu kısa vadeli bir çözüm olabilir ama bizim artık uzun vadeli çözümleri yeni bütüncül bir tarımsal politikaya, enerji politikasına değil mi ihtiyacımız var? Tam da bu. Söylemek istediğim bu. Evet. Yani sizin çiftçiye destekleme alımlarıyla belirli bir dönem Pınar Hanım, çiftçiyi rahatlatabiliriz. Evet. Bizim iddiamız uzun zamandır, yani tabii zor bir konu, kolay bir şey değil. Bütün bunlar birçok politikanın birlikte değerlendirilmesi ve bunların birbirleriyle olan ilişkisinin düzgün kurulmasıyla mümkün. Evet. Yani tabii dışarıdan bunu böyle tanımlamak kolay ama içine girdiğiniz zaman uzun zamandır Türkiye bunları başarmaya çalışıyor ama yani çok da kolay olmadığını hepimiz gördük. Ama mutlaka şöyle bir noktamız var şimdi başlamamız gerektiğini düşündüğüm. Artık hemen bütün suyla, tarımla ilgilenen birçok kişi konunun havza ölçeğinde, nehir havzası ölçeğinde ele alınması gerektiği konusunda hemfikir. Evet, daha küçük ölçekte başarılı olabilirsek bunu herhalde mesela yerelden ulusala taşıyabiliriz. Bunu yapmak daha da kolay gibi gözüküyor sanırım, değil mi? Tabii mesela bizim 25 su havzamız var, 30 tane tarım havzamız var. Şimdi bunları birlikte ele alarak şunu yapmalıyız. Parçacı, eklektik politikalar
dönemsel olarak çözüm, hatta çok kısa vadeli çözümler getirebiliyor. Evet. Bunları artık uzun, hatta biz şunu şöyle de söyleyelim, yani yayınlarımızda ele aldık. Konuyu bir gıda güvencesi doktrini içerisinde ele almalıyız. Ne demek doktrin? Ne farkı var diğerlerinden? Yani tezden veya politikalardan farkı şu, toplumsallaştırmalıyız. Toplumsal bir hedef haline getirmeliyiz. Evet, burada da tüketici işin yani, içine girmekte, vatandaş için içine de girmekte. Bir taraftan tarımı konuşuyoruz, çiftçiyi konuşuyoruz ama tüketici de aslında tasarruflu kullanımdan ve tabii ki bilinçli ve farkında olmanın da bu manada önemli adımlar atmalı. Bu da nasıl olabilir? Biraz önce sizin söylediğiniz toplumsallaştırma ile mümkün sanırım bu da. Bilinçlenme, eğitim, farkındalık. İşte yani bu şöyle... Çünkü burada önemsiyoruz konuyu. Şimdi çevremize bakalım. Bizi izleyenler mutlaka rahatsız oluyorlar. Gıda güvencesiz kalacağız. İşte bu konuda önümüzdeki dönemde çeşitli eksikliklerimiz olacak. Dünyanın jeopolitiği değişti. Hı hı. Evet. Ukrayna-Rusya savaşı tekrar konunun gıda güvencesi konusunun önemini herkesin önüne bir defa daha koydu. Türkiye'nin bu konuda çok fazla panik içerisine girmesini gerektirecek bir durum yok. Yapmamız gereken sakin bir şekilde bugüne kadar ele aldığımız politikaları bütüncül bir anlayışla ve havza ölçeğinde uygulamaya koymak. Evet. Yani biz birçok dünya ülkesinden geçmiş deneyimlerimiz, insan malzememiz, yetiştirdiğimiz insan gücümüz ve su kaynaklarımız itibariyle görece olarak zengin bir ülkeyiz. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani bunun üzerine yapılacak olan analizler konuyu daha da karanlık hale getirmekten daha çok hedef belirlemeye yönelik olmalı. Bu hedeflerin belirlenmesi çok zor değil. Hatta belirlenmiş durumda. İşte toplumsallaşması, bütün kesimlerin bunun içerisinde bir araya gelmesi ve bir toplumsal hedef olarak bunun kabullenilmesi gerekiyor. Yani gıda güvencesi doktrini denen şeyini üreticiden tüketiciye, konuyu ele alan politikacıdan köşe yazarına kadar bir ulusal perspektif içerisine girmesi lazım artık. Çünkü hani şimdi bizi izleyenlere ben size su kaynaklarının yönetimi konusunda böyle hani daha modern teknolojiler işte basınçlı borulu sistem öneriyorum, onun içinde kredi veriliyor dediğimiz zaman hemen peşinden enerji konusundaki sorunumuz nasıl çözülecek diye bir soru gelir. Evet. Onun peşinden hemen bizim şu anda gübre konusunda girdi fiyatları açısından durumumuz ne olacak diye bir başka soru gelir. Onun peşinden hemen biz toprağı Nadas'a bırakacak mıyız? İşte bu bıraktığımız zaman o ortaya çıkacak olan ekonomik sorunlarımızı nasıl çözeceğiz diye bir başka soru gelir. Bütün bunlar bütünleşik olarak konunun ele alınmasını ve artık ya tek tek dönemsel çözümlerden biraz uzaklaşmamızı, yani paradigmayı değiştirmemizi gerektiriyor. Evet. Bu da biraz önce sizin söylediğiniz bilinçlenme, farkındalık, eğitimler, seminerler yoluyla mesela yerelden ulusala dedik, toplumsallaşma dedik. Toplumun aslında bir hedefe birlikte yönelmesi, bir amaç manasında bir araya gelmesi konusunda eğitimler, seminerler, belki politikaların değiştirilmesiyle mümkün olabilir. Hatta benim aklıma gelen şu, belki okullarda ders olarak bile okutulmalı. Yani küçükten artık yetiştirmeliyiz. Çünkü su sonsuz bir kaynak değil. Bunu da görüyoruz. Pandemiyle çok daha farkına vardık. Hijyeni önemsedik, suyu önemsedik, nefes almaya önemsedik ama bakıyoruz ki günden güne biz bu potansiyelimizin farkına varmadıkça ve hoyratça kullandıkça maalesef sulak alanlarımız başta olmak üzere sularımız da boşa gitmekte. Son bir dakikamıza girdik. Ben sizden bir mesaj almak istiyorum. Daha sonra reklama gireceğiz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Daha sonra uzun uzun sizi almak isteriz. Dolayısıyla sizden bir mesaj almak istiyorum. İvedi olarak yapılması gerekenlere değindik ama kapatırken başka neler yapılmalı ve sizin mesajınız toplumun tüm kesimlerine nedir bu konuda? Bakınız, suyu yönetmenin en temel koşullarını sağlamaya çalışan bir ülkeyiz. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Burada öncelikle su yönetimine bir katılımcılık, iki şeffaflık ilkesini mutlaka dahil edelim. Evet. Su kullanıcıları olarak suyu tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirelim. Hı hı. Su yöneticileri olarak da
paradigmamızı, yani yönetim paradigmamızı bir defa daha değerlendirip bunu biraz daha değiştirmeye çalışalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.